Herkese merhaba arkadaşlar. Türk Edebiyatı'ndan dergiler videomuzla beraberiz. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve yorumlarda da beğenip beğenmediğinizi dile getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Türk Edebiyatı'ndan dergilerle ilgili neden içerik hazırladım? Kısaca onu anlatmak istiyorum. Daha önce bu sınavı kazanıp yurt dışında göreve giden bir arkadaşım mülakatta çıkan zarftaki soru da Mavera dergisini sorduklarını söyledi. Cahit Zarifoğlu'nun çıkardığı dergiyi sordular dedi. Oradan aklımda kaldı. Hani bir hem kendim için hem de sizler için bir içerik hazırlamak istedim. Yaklaşık 20 kadar Türk edebiyatındaki önemli dergileri derlemeye çalıştım. Arada unuttuklarım olmuş olabilir. Unuttuğum bir dergi varsa yorumda belirtin arkadaşlar. Evet, ilk olarak yani bu şey arkadaşlar önümüzdeki yıldaki yazılı sınavlarda da çıkabilir. Mülakatta da karşımıza çıkabilir. Hem de genel kültür anlamında aklımızda, kulağımızda bulunması gereken dergiler Türk Edebiyatı'nda önemli bir işlev üstlenmişlerdir. Burada paylaştığım birçok dergi. Evet, ilk dergimizle başlayalım. Servet-i Fünun dergisi. Servet-i Fünun dergisi yazı işleri müdürü olarak Tevfik Fikret'in kontrolü altına girdikten sonra bir edebiyat dergisi haline gelmiştir. Zaten Servet-i Fünun dönemini biliyorsunuz arkadaşlar edebiyattan. 1896 ve 1901 yılları arasında edebiyat içerikli yayın hayatına devam etmiş ve tüm sayılarını yine bu dönemlerde çıkarmıştır. Dergide Tevfik Fikret'in yanı sıra oldukça önemli başka yazar ve şairlerin yazıları yayınlanmıştır. Bu yazarlar Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın ve Mehmet Rauf gibi isimlerdir. Servet-i Fünun dergisi arkadaşlar bir milat olarak kabul edilebilir Türk Edebiyatı'nda. Evet, bir diğer önemli dergimiz yani Türk Edebiyatı'nda dergi denilince baş köşeye oturan bir dergi Varlık Dergisi. 1933 yılında Ankara'da yayın hayatına başlamıştır Varlık Dergisi. Yaşar Nabi Nayır tarafından kurulmuştur ve halen de arkadaşlar bu dergi yayın hayatına devam etmektedir. Türk Edebiyatı dergileri içerisinde uzun süre yayınlanan dergi olarak hafızalara kazınan Varlık Dergisi pek çok farklı akım ve anlayışı ayrı dönemlerde yayına hazırlamış ancak bunu kendi çizgisinden çıkmadan yapmayı başarmıştır. Günümüzde hala basılan ve çok sayıda okuru bulunan derginin en tanınmış yazar ve şairlerinden birkaçı şu şekildedir. Atilla İlhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Abdülhak Şinasi Hisar, Behçet Necati Gil, Cevdet Kudret, Yakup Kadri, Sait Faik, Orhan Veli, Ceyhun Atıf Kansu, Necati Cumalı ve Sabahattin Kudrettin Aksal gibi arkadaşlar. Yani birçok isim bugün Türk Edebiyatı'ndaki birçok isim İlk olarak hatta eserleri, yazıları, şiirleri, öyküleri Varlık Dergisi'nde yayınlanmıştır. O yüzden Varlık Dergisi adeta Türk Edebiyatı'nda bir okul görevi de üstlenmiştir. Evet, bir diğer dergimiz Hisar. 16 Mart 1950 tarihinde ilk sayısını basmıştır. Garip akımına karşı şiirlerin yer aldığı derginin yayın hayatı iki ayrı dönemde sürdürülmüştür. İlk dönemi 1950 ve 57 yılları arasında yaşanmış, ikinci dönemi ise 1964 ve 1980 seneleri arasında devam ettirilmiştir. Mehmet Kaplan, Halide Nusret Zorlu Tuna, Mustafa Necati Karaer, Mehmet Çınarlı, Tarık Buğra ve Arif Nihat Asyalı gibi isimler de eserlerini dergide yayınlamıştır. Arkadaşlar dergilerin aynı şey konusunda kronolojik olarak bir sıralama yapmadım. Yani kabaca bir sıralama yaptım. Onu da belirteyim. Bir diğer dergimiz Büyük Doğu dergisi arkadaşlar. Necip Fazıl Kısakürek önderliğinde kurulan ve yayın hayatını sürdüren Büyük Doğu dergisi 1943 ve 1978 seneleri arasında basılmıştır. 35 sene süren yayın hayatı boyunca pek çok kere kapatılma noktasına gelmiş. Kimi zaman kapatılıp tekrar açılmış ve çoğu zaman da pek çok aksaklıkla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Büyük Doğu deyince aklımıza direkt arkadaşlar Necip Fazıl Kısakürek gelecek. Bir diğer dergimiz Türk Dili Dergisi arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nun yayın organı olarak çıkmıştır. 1952 yılında
yayın hayatına başlamıştır ve halen günümüzde varlığını gösteriyor. Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu bünyesinde yine çıkıyor bu dergi. Ama eskisi gibi artık kaliteli olduğunu ben kendi kişisel görüşümü belirteyim. Bir dönem aboneydim üniversite birinci sınıftayken. Hani bende 1970'li yıllara ait sayıları da vardı dedemden kalma. Hani onların ikisini böyle karşılaştırdığım zaman yeni dönemdeki daha çok akademik bir dergiyken 80 öncesindeki Türk Dil Kurumu ve Türk Dili Dergisi arkadaşlar daha edebi ağırlıkta bir dergidir. Bu dergide de yani birçok önemli ismin ilk eserleri, işte ondan sonra bu edebiyatla ilgili, Türk edebiyatıyla ilgili yapılan araştırmalar, özel sayılar adeta bir kaynak konumunda bulunmaktadır. Türk Dili Dergisi de önemli bir dergimiz arkadaşlar. Evet, daha önce çıkmış olan bir sınav sorusu olarak benim aklımda kalan, yani hafızama kazıdığım dergi Mavera dergi. Tarihe 7 güzel adam olarak adlarını kazıyan Cahit Zarifoğlu, Bahri Zengin, Hasan Seyitan oğlu, Rasim Özdeneren, Alaaddin Özdeneren, Akif İnan ve Nazif Gürdoğan tarafından çıkarılmıştır. Ankara'da basılan dergi 1976 ve 1990 seneleri arasında yayın hayatını sürdürmüş ve bu dönemde toplam 164 sayı olarak yayınlanmıştır. Hani Mavera adı, bak, videoyu hazırlamadan önce bakacaktım hani ne anlama geliyor diye, ama unutmuşum. Bilen varsa yorumda yazarsa sevinirim arkadaşlar. Evet, diğer dergimiz Kültür Haftası dergisi. 1936 senesinde yayın hayatına başlayan Kültür Haftası dergisi, Peyami Safa önderliğinde yayınlanan bir edebiyat dergisi olarak okurlar ile buluşmuştur. Esas olarak sanat, bilim ve edebiyatı kültür ekseninde birleştirmeyi hedefleyen dergide oldukça önemli yazar ve şairler yer almaktadır. Bu yazarlar şunlardır: Peyami Safa, Halit Fahri Ozan Soy, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Faruk Nafiz Çamlıbel. Evet, diğer dergimiz Ağaç Dergisi. 1936 yılında sevgici ve milli bir sanat anlayışını savunmasıyla dikkat çeken ve bu içerikte yazılar üreten derginin kurucusu Necip Fazıl Kısakürek'tir. Toplamda 17 sayı basılan Ağaç Dergisi içerisinde pek çok ünlü yazar ve şair yer almaktadır. Bu isimler şu şekildedir: Ahmet Kutsi Tecer, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Osman Sabah. Evet arkadaşlar, yani unutmuyoruz, Necip Fazıl Kısakürek'in bir diğer basmış olduğu dergi, çıkarmış olduğu dergi. Evet, bir diğer dergimiz Çınaraltı. 1941 ile 1948 yılları arasında yayınlanan ve toplamda 161 sayıyı arşivlere kazandıran dergi, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç önderliğinde kurulmuştur. Anlayış olarak Türkçülüğün ve milliyetçiliğin benimsendiği dergide ağırlıklı olarak Türk kültürü ve tarihi hakkında yazılar yer almaktadır. Bu dergide Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Halide Nusret Zorlu Tuna, Tarık Buğra, Zeki Ömer Defne, Peyami Safa, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar ve Hüseyin Nihal Atsız da yazılarını yayınlamışlardır arkadaşlar. Bir diğer dergimiz Marco Paşa. Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz tarafından 1946 senesinde yayın hayatına başlayan dergi, basıldığı süreç içerisinde sürekli kapatılarak Merhum Paşa, Malum Paşa, Ali Baba, 7-8 Paşa ve Hür Marco Paşa gibi farklı isimlerle yeniden basılmıştır. Anlayış olarak halkçı ve toplumsal gerçekçi bir yapıda konumlanan Marco Paşa, içerik olarak ise siyasi, mizahi ve hicvi bir özellik göstermektedir. 4 senelik yayın hayatı bulunan derginin son ve kesin olarak kapanışı 1950 yılında gerçekleşmiştir arkadaşlar. Evet, bir diğer dergimiz Mavi. Mavi dergisi Atilla İlhan'ın çıkardığı bir dergi. Orhan Duru, Ferit Etkü gibi sanatçılarla aynı zamanda bir edebi topluluk oluşturuyor. Yani Maviciler diye bir akım oluşturuyorlar. Bu sanatçılar şairane bir sanat anlayışının temsilcisi olmuşlardır. Yani garip akımına karşı çıkmışlardır. Daha sonra Mavi Dergisi Özdemir Nutku'nun yönetimine geçer ve Atilla İlhan'ın savunduğu toplumsal gerçekçiliğin sözcüsü olur.
Evet, diğer dergimiz Papyrus. 1960 senesinde yayın hayatına başlayan Papyrus dergisinin kurucusu Cemal Süreyya'dır. Şiir ve şiir üzerine yazdığı ve isimsiz olarak yayınladığı başyazıları dolayısıyla tüm ilgiyi dergi üzerinde toplamayı başaran Cemal Süreyya'ya eşlik eden diğer yazarlar arasında Can Yücel, Mehmet Doğan, Ülkü Tamer ve Turgut Uyar gibi isimler yer almaktadır. Evet, Papyrus de Cemal Süreyya'nın çıkarmış olduğu dergi arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle ayrı bir şey yaptım arkadaşlar. Yani Hüseyin Nalatsız da aynı zamanda birçok dergi çıkarıyor. Bu dergileri şöyle sırasıyla Atsız Mecmua, Orkun, Ötüken yani kapandıkça ya da kapattıkça yenisini çıkarmış isimlerini değiştirerek ilk dergiyi 1931 yılında çıkarıyor Atsız Mecmua diye. Daha sonra Ötüken'i çıkarıyor. 1975 yılına kadar dergi çıkarıyor. Hani Hüseyin Nihal Atsız deyince aklımıza genelde milliyetçilik, Türkçülük gibi kavramlar geliyor ama Hüseyin Nihal Atsız aynı zamanda arkadaşlar bir edebiyatçıdır, şairdir, roman yazarıdır. Yani dergilerinde bu dergilerde hem milliyetçilik yazıları var, siyasi yazılar var hem de bol miktarda edebi metinler, şiirler bulunmaktadır. Evet, gelelim Yaprak Dergisi. Yaprak Dergisi de edebiyatımızda önemli dergilerden birisidir. Orhan Veli ve arkadaşları tarafından çıkarılmıştır. 1949, 1 Ocak 1949 tarihinden 15 Haziran 1950 yılına kadar kısa süreli bir yayın hayatı olsa da önemli bir etkisi olmuştur. Garip akımının böyle sözcüsü konumuna gelmiş bir dergidir. Orhan Veli tarafından çıkarılan dergi, ünlü şairin ölümünün ardından arkadaşlarının önderliğinde Son Yaprak isimli özel bir sayı yayınlanarak devam ettirilmiştir. Ağırlıklı olarak garip akımına uygun yazılara yer verilen dergide Orhan Veli Kanık dışında Oktay Rıfat, Melik Cevdet Anday, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu da bulunmuştur. Evet, Hece Dergisi ve aynı zamanda Hece Öykü dergisi var arkadaşlar. Günümüzde yayınlanan dergilerden biri. 15 Ocak 1997 yılından itibaren yayın hayatına devam ediyor. Aynı isminde bir yayın evi mevcut arkadaşlar. Öyküye ağırlık vermesi sebebiyle Hece Öykü olarak çıkan diğer dergi 2 ayda bir kitapçılarda öykü severlerle buluşuyor arkadaşlar. Bu dergiyi de tavsiye ederim. Güzel içerikleri bulunmakta. Evet, günümüz dergilerine geldik artık. Kitaplık dergisi Yapı Kredi Yayınları tarafından hazırlanıyor. Editörlüğünü Murat Yalçın yapıyor arkadaşlar. Çok da güzel ve içerik olarak dolu bir dergidir. Her sayısında işlediği belli bir dosya konusunun yanı sıra şiir, öykü, deneme ve incelemelere de yer veriyor. Evet, bir diğer değişik ve önemli dergimiz yani son 10 yılın dergisi arkadaşlar. 2010 yılında çıkıyor Roman Kahramanları diye. Hani farklı bir formatı var. Roman Kahramanları üzerinden bir dergi çıkıyor. Burada genel yayın yönetmenliğini Ömer Asan yapıyor. Bugüne kadar 1000'e yakın makale yayınlanmış. Direkt hani romanlar ve romandaki kahramanlar üzerinden yazılar, metinler, incelemeler yapılıyor arkadaşlar. Değişik bir içeriği var. Evet, bir diğer dergimiz Notos dergisi. Notos Kitap Yayın Evi tarafından çıkarılan derginin editörlüğünü Semih Gümüş yapmaktadır. Değişik konularda hazırlanan sayılar içerik yönünden dolu doludur arkadaşlar. Hani şimdi şöyle bu dergileri tabii hepsini ezberleyemeyiz yani ama ne yapabiliriz arkadaşlar? Yani bunu videonun başında söylesem daha güzel olurdu. Belki şimdi buraya kadar herkes dinlemeyebilir ya da atlayarak geçebilir. Yani bir edebi kitapçıya gittiğimizde dergiler bölümünü kurcalayabiliriz, karıştırabiliriz. İnternetten bakabiliriz. Turkcell'in dergilik uygulaması var arkadaşlar. Ben de artık dergilerin birçoğunu oradan okuyorum. Yani orada ücretsiz olarak indirip dergiyi telefondan okuyabiliyorsunuz. Malum dergi fiyatları artık yani çok yüksek. Basım giderleri çok masraflı olduğu için mesela Atlas dergisi 20 liraya yaklaştı herhalde 15-16 lira civarında hatırlıyorum en son ve içerik olarak da inceldi yani hacim olarak da inceldi. O yüzden
dergilik uygulamasını tavsiye ederim arkadaşlar. Ücretsiz olarak birçok edebiyat dergisine ya da diğer dergilere, yani bütün dergilere neredeyse ulaşabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar, yani kitapçılara gittiğinizde o dergi reyonunu bir kurcalayın. Bakın neler varmış, neler yokmuş. Hani akılda daha kalıcı olur. Yani şöyle bir soru da sorulabilir, mülakatta çıkabilir. Yani günümüz edebiyat dergilerinden iki tanesini, üç tanesini söyleyin. Hani niye? Çünkü adamlar ne istiyorlar? Yani okuyan, araştıran, entelektüel kişiler istiyorlar benim anladığım kadarıyla. Bu da belki önemli bir ayrıntı olarak bulunabilir. Evet, devam edelim. Sözcükler dergisi arkadaşlar, benim de severek takip ettiğim, okuduğum bir dergi. Turgay Fişekçi tarafından 3 aylık olarak çıkarılan bir dergidir. Cevat Çapan, Cemil Kavukçu, Fadime Uslu gibi birçok usta kalemin eserlerine yer vermektedir. Bu dergiyi de arkadaşlar okumanızı tavsiye ederim. Ben üniversite yıllarımdan beri takip ediyorum. Evet, şimdi arkadaşlar, bu dergiler de var diye bir şey yaptım. Malum günümüzde son 4-5 yıldır bir edebiyat dergisi çılgınlığı başladı. Güzel içerikler de üretiliyor. Neler bunlar? Mesela Ayarsız, benim son dönemlerde keşfettiğim bir dergi. Güzel içerikleri var. Kafasına Göre, Masa, Kafa. Yani Kafa dergisi burada başı çekiyordu bir dönem. Bir dönem ben de okudum ama en son bu bir tane şey var. Üç adamdan biri vardı hani. Adı aklıma gelmedi. Ha, Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç'a da köşe vermişler dergide. Oğuzhan Koç'u da gördükten sonra herhalde sıra Acun'a gelmiştir dedim. Bilmiyorum, belki Acun'a bile köşe vermişlerdir artık. 2-3 yıldır elime almıyorum. Öyle güzel bir dergiydi ama sonradan bayağı iyice popülerleştirdiler. Yani bu dergilerin birçoğu arkadaşlar şey üzerine zaten, hani popüler edebiyatla ilgili dergiler, yani çok derinlemesine eleştirel incelemeleri falan bulamazsınız ama güzel içerikler var zaman geçirmek açısından. Bavul dergisi var arkadaşlar, o da güzel. Ot dergisi, o da güzel. Ben bunu dergilik üzerinden okuyorum, Ot dergisini. Kafka Okur, ben okumadım yani, bu dergiyi hiç incelemedim ama çok övülüyor. Nuktedan, Sabit Fikir, İzdiham gibi dergilerde var arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Hani yine bir sohbet havası içinde anlatmaya çalıştım. Aklımızın bir köşesinde, kulağımızın bir kenarında bulunsun arkadaşlar. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.